İlk zamanlardan bu yana insanlar ateş yakmak istemiştir. Ve ateş yakmak için çubukların kullanılmasından binlerce yıl sonra tek gereken şey bir çakmağı yakmaktır. Bunun gibi basit bir parmak hareketi yeterlidir. Bu atalarımızın hayal ettiği geçici alevdir. Ama bir kıvılcım çıkması için çakmağın içindeki bileşenler birlikte çalışmalıdır. Eğer anında bir ateş istiyorsanız onu taşımanın bir yolunu bulmanız gerekir. Bu çakmaklar hidrolik prese girerek açılan büyük pirinç makaralar olarak yapılmaya başlarlar. Buradaki makinenin içinde aşağı yukarı hareket eden pompalar çakmak kasalarının üst kısımlarıyla alt kısımlarını işaretler. Kasalar dönen bir masada toplanır. Burada işçiler kapağın açılıp kapanması için çakmağın üst kısmına küçük bir menteşe yerleştirir. Bir işçi makinenin içine menteşeleri yükler. Ve başka bir işçi de kasaların alt kısımlarını ve daha sonra da üst kısımlarını yerleştirir. Daha sonra robot bir punta kaynak menteşeyi kasaya kaynaştırmak için görevi devralır. Kaynak kasaya çok hafifçe değiyormuş gibi görünse de aslında menteşeyi kasaya tutturmak için temas noktasından 480 voltluk elektrik akımı gönderir. Kaynak kasaları hazırlar ve robot bir kolda onları makineden dışarı iter. Daha sonra pirinç kasalar mavi ve yeşil banyo serilerine batırılırlar. Bu banyolar kasaları temizlemekten ziyade onları güçlendirmek için kullanılır. Yeşil banyo bir miktar nikel içerir. Nikel kasalara yapışarak yumuşak pirinci yıpranma ve aşınmaya karşı korur. Daha sonra kasalar yüzeylerinin daha parlak olması ve daha kolay temizlenmesi için yeter miktarda krom içeren mavi çözeltiye batırılırlar. Bu biraz çöreğin üzerindeki ince jöle tabakasına benzer. Kasayı kir ve pastan koruyacak kadar yeterlidir. Kasalar kururlarken başka bir hidrolik pres, çakmağın içini küçük bir şömine gibi donatan çelikten ek parçaları şekillendirir. Bunlar alevi oluşturan tüm araçları içerir. İlk olarak baş parmağınla çevirdiğin tekerlekler yer alır. Bu kıvılcım oluşturmak için ek parçanın içine yerleştirilen çakmak taşını biler. Kıvılcım üst kısımdaki bacaya benzeyen alandan çıkan pamuk fitilini tutuşturur ve bu alevi oluşturur. Bunların hepsini bir araya getirme işi ilk olarak alevi tutuşturan sürtünmeyi yaratan küçük tekerleklerle başlar. Bu tekerlekler oldukça güçlü karbon çelikten yapılır. Böylece 20 yıl ya da daha fazla süre boyunca bozulmazlar. Robot bir kol tekerleğin üzerindeki dişlerin doğru yöne baktıklarını kontrol eder. Böylece kıvılcım yaratmak için çakmak taşı üzerinde bir sürtünme kuvveti elde ederler. Makine ek parçaları alır ve onları baş aşağı tekerleklerden birinin üzerine bırakır. Bu şekilde tekerlek yerine sıkıca oturtulur. Daha sonra makine fitili ekler. Fitil pamuğa benzer bir ipten yapılır. Fitil güçlendirilmek için bakırla bağlanır ve aslında bu noktada henüz tutuşmaz. Ek parça çakmak sıvısıyla doldurulana kadar fitil tutuşmaz ki bu çakmak fabrikadan çıktıktan sonra yapılır. Daha sonra çakmak sıvısını tutmak ve emmek için pamuktan küçük bir tampon eklenir. Böylece sıvı çakmağın içinde çalkalanmaz. Pamuğun üzerindeki keçe tampon sızıntıları önlemeye yardımcı olur. Bunların hiçbiri kuarstan yapılmış olan bu küçük çakmak taşları olmadan alev üretemez. Çakmak taşı bir yayın ucuna bağlanarak ek parçanın içine yerleştirilir. Makine yayı sıkıştırır. Bu şekilde çakmak taşı çakmağın içindeki karbon tekerleğin tam yanına yerleştirilmiş olur. Başka bir makine tekerlek döndüğü zaman kıvılcım çıktığından emin olmak için tüm ek parçaları test eder. Daha sonra robot bir kol tamamlanan ek parçaları toplar. Bundan sonra ek parçaları kasaların içine yerleştirmek için işçiler görevi devralır. Daha sonra menteşe olmadan çakmağın açılıp kapandığından emin olmak için menteşeler test edilir.
Çakmak sıvısı yeniden doldurulduğu ve çakmak taşının 300 defaya kadar yeniden değiştirildiği müddetçe kadın veya erkek hiçbir zaman ateşsiz kalmaz.